Odunu getirdim. Baktım kapının önüne hep kırıntı. İşte şeyleri böyle, sandıkları böyle dizmiş. 5-6 sandık şey getirmiş. Gösterdiğim biraz önceki çamdan getirmiş. Gündüz için hava gayet güzel bugün. Annem mesaj yazdı. Kardeşim galiba kontrole gelmeyecekmiş. Yine de belli olmaz tabi ama biz yine de 3 gibi çıkacağız. Şöyle hepsinin ayrıntılı süpürüp silinmesi lazım da. Onu da bir gün ayıracağız, sizinle beraber yapacağız yani. Bir de sümüklü böcek zamanı başladı. Azıcık yağmur yağdı mı, hele bir de sabaha karşı her yer sümüklü böcek. Adımımızı attığımız yeri asıldı ayağımızın altında. Bazen görmüyorsun, eziliyor. O da böyle yapış yapış oluyor, simsiyah oluyor. Dün Ömer şu zeytinli ağacını silkelemiş, toplamış ve iki kasa şöyle mavi kasalarla iki kasa zeytin çıkmış. Onu da giderken sanırım Konuca tarafına gidip yağını sıktıracaklar ama iki kasa zeytinden de çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. En az böyle bir 8-10 kasa olması lazım ki 3 litre 5 litre zeytinyağı sıktırabilelim. Ben zeytin kendim yapmıyorum. Salamuraya falan da yatırmıyorum. Çünkü daha önce yaptık, yenmedi yani. Ben tadını sevmiyorum. Ben çarşı zeytini seviyorum. Yusuf da yemiyor açıkçası. Yusuf daha çok, daha doğrusu annesinin yaptığına alışmış. Ben de annesinin yaptığı gibi yapamıyorum. O böyle küçük yeşil zeytinlerden yapıyor salamurayı. O yüzden hani zeytin yemelik ayırmıyoruz. Ya, ya kayınvalidem yaparsa kendine tuzluyor, ya da görümcem de çok güzel tuzlar bu arada zeytine. Büyük görümcem. Ben çarşıdan alıyorum. Zeytinyağı olursa tabii ki çok faydalı. Onu değerlendiriyorum. En azından süpürdük şu girişimizi. Ya benim Yusuf geçen çöp terasın çöp kovasını boşaltmaya götürdü. Geri de getirmemiş. Herhalde ya kovayla beraber çöpe attı ya da aşağıda bir yerde kovan bakmam lazım. Kayınvalide muhtemelen uyuyordur diye sessiz konuşuyorum terasta. Ama hava çok güzel, bir kahve yapıp terasa çıkabilirim belki de. Şuradaki kartonum patlamış. Bütün şeyler altına olduğu gibi akmış düşmüş. Görüyor musunuz şunlar? Şu büyük saksıma yavrular benim terasta kalırken pislemişler. O yüzden o saksıyı aşağı indireceğim. Sonra da ellerimi güzelce yıkamam lazım. Hava çok güzel. Neyse, o saksı da biraz ağır, belim de ağrıyordu. Düşünüyorum, indireyim mi, indirmeyeyim mi? Şunu görüyorsunuz, şu bayağı toprak dolu iç. İndirip onu arka bahçeye toprağa dökeceğim. Terasımı süpürdüm. Ortadaki sehpayı diğer tarafa çekip göstereceğim şimdi size.
Yusuf'un dükkanının, berber dükkanının havluları. Dışarı çıkaracağım da. Ay. Bir salonumu, bir de mutfağımı süpürmek kaldı. Resim odasına geçeceğiz. Sonra resimlerini değiştireceğiz. Sanki böyle daha güzel oldu değil mi? Baksanıza. Şöyle geniş açı açınca, çekince anlıyorsunuz. Bu sehpayı geri eski yerine aldım. Şu bisiklet tabii ki fazlalık gibi duruyor ama ne yapacağım bilmiyorum. Neyse. Koltukları bir şekilde sehpayı geri eski yerine çektim. Hatta bir düşündüm ki şu köşeye alayım şu şöyle. Şöyle mesela L şeklinde alayım diye düşündüm. Şuna dükkana gidecek. Kalsın burada. Sonra dedim ki şimdi ses yapmayayım. Kayınvalideme uğradım. O da yatıyordu çünkü. Yusuf'un ağırlıkları orada. Çamaşır sepetimi oraya koydum ve villadamlı süpürgem şurada. Kartonlarım da orada. Oradan o büyük saksıyı çıkardım, sürükledim, aşağıya götürdüm, toprağı boşalttım. Aloe vera'yı da o köşeye çektim. Çamaşır falan sıcak olursam şu alan bana yeter. Şurada da yedek ekstra fazla kartonlarım var, böyle katlanmış, kesilmemiş. Bittikçe oradan alacağım. Daha bu ocağımın altında da karton dolu. Hey gidi ceviz ağacı. Her sene dökülüyorsun. Yapraklarını sonra tekrar yeniliyorsun. Ne kadar heybetli görüyor musunuz? Kocaman. Kocaman. Zeytin ağacı rahatlamıştır. Üstü silkelenince ağırlığı gitmiştir. Neyse hadi bakalım girelim içeri. Odunlarımız burada. Şu iki sepet aşağı gidecek de üşendim şimdi iki tur yapmaya. Bu odunlar aslında bu girişte kapının girişinde hoşuma gitmedi. Bunları şuraya bir yere taşıyacağım ama bugün işte Antalya'ya falan yetişeceğim için önce evdeki işlerimi toparlayayım, yemeğimi falan halledeyim diye düşünüyorum. O çok karanlık içerisi. Bahçeden iki tane portakal canım çekti. Ağaçtan kopardım. Aynı ağaçtan ama aradaki farklara bakar mısınız? Lavabomu çamaşır suyuyla bekletiyorum. Şuraya koyayım da şu güneşliklerin iki tanesini açayım. İçerisi biraz aydınlık olsun. Bir de pencereyi de açalım, havalansın. Seni de açalım. Salondakileri açmayacağım. Salondakiler güneşliklerim kalsın. Evet. Şimdi kahvaltı için süt çıkaralım. Yulaf ezmesi. Aynı zamanda kahve de yapacağım kendime. Bir de reçelli yapacağım. Şu reçelden alacağım. Vişne reçelinden üzeri için. Ama önce sütümü koyayım. Kaynasın yulafla beraber. Bu da Aras Kuzu'nun beslenme kutusunun fazlalığı. 3 tanesi doldu. Dolmayınca şey yaptım. O dolmayınca oraya koyuverdim. Şu masamı da şimdi bir sileyim hemen. Sütle su benim için bu kahveye yeterli oluyor. Bir de yulaf için küçük bir tencere. Portakal, kahve, yulaf ezmesi reçelli yeter. Şimdi ben şu iki tane şu köşedeydi ya arkasında şunu arkasındaydı şunları şuraya sıralıydı bu üçü. Şeker, çay, kahve. Onları böyle üst üste yaptım. O alanı boşalttım, sildim. Bunların bir tanesini buraya koydum. Anneye yemek falan pişirirken kepçeliğimi falan koyuyorum böyle. En azından tezgaha koymak zorunda kalmam diye. Çaydanlığım da yıkanacak dedim. Birini buraya koydum, birini kaldırdım. Sonra lazım olursa kullanırım diye. Haydi in kahvaltımızı yapmaya. Hazırlamaya daha doğrusu. Kahve için. Bugün ocağımı temizlemedim. Hiçbir şey yapmadım. Dün silmiştim sadece. Hatta tarçın da koyabilirim üstüne de. Geçen market alışverişinde tarçın alabildim mi acaba? Hatırlamaya çalışıyorum. Neyse bu kaynasın fincanımı hazırlayayım.
Dumanda 4 kaşık koyacağım. Çok koyarsam sert oluyor. Geçen bir izleyicim sormuş ki Nigar'cığım diyet nasıl gidiyor? Valla diyet hiçbir şey gitmiyor. 83'te sabit kaldım. Ama yine de tabii ki akşamları erken yemeye çalışıyorum. Dün mesela akşam aç yattım. Eti kavurdum yedim ama yarısını yedim. Yarısını zaten benim beyler atıştırdı. Eti de böyle canım çektiği için yemiştim aslında. Çok böyle aman aman şey değildim yani aç değildim. Bu arada diyet dediniz, ben geçen seneki 2022 ve 2021 yıllarındaki şeylerime baktım, vloglarıma. Orada da böyle sık sık kilodan falan bahsediyorum. Onun dışında tartılarda tartıldığım kilolarım var resimleri. Ve 81, 79, evet 75 olduğum dönem olmuş ama o da restoranda çalıştığım dönemler, yorulduğum dönemler. O yüzden biliyor musunuz galiba aradan yıl geçtikçe, yaş da aldıkça 2-3 kilonun artmasını da artık takmamaya çalışıyorum. Takmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendimi bildim bileli hep böyle kilo vereyim, kilo vereyim. Sonra diyorum ki neyse sağlıklısın en azından, boş ver, fazla da kafanı yorma. Ben portakal da doğrayayım. Senin ilk portakalını yiyeceğim ve dua edeceğim. Öyle derler ya, yılın ilk meyvesini yediğin zaman dilek tut, dua et diye. Ne güzel koktu. Ekşimi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bir kahvaltıdan sonra atıştırırım. Sütle suyu fazla bile koymuşum. Kahvem hazır. Kahvaltımı yaptıktan sonra Aras'ın odasına geçeceğiz. Aras'ın odasından sonra da yemek yapacağız. En son vaktim kalırsa evi süpüreceğim. Çünkü saat 12'yi geçiyor. Saat 3 gibi çıkacağız annemle. İki saate bunların hepsini yetiştirmem lazım. Altını kısalım. Yulafım hazırlansın. Ben biraz kahvemi yudumlayayım. Sonra da Aras'ın yorganı çıkar. Onu asarız zaten. Alt çok sıcak tutamadım. Lapam tamam. Lapa derken. Of. Yulaf. Yulafım tamam. Son dakikayla vazgeçtim. Tuzlu yaptım. Tuz attım üzerine. Yağ koymadım. Kahvem zaten şekerli olduğu için. Kahvaltılığım böyle. Portakal, yulaf, kahve. Normalde ilk başladığım zamanlar böyle 3-4 günde hemen 2-1 kilo kaybettiğim dönemlerde tabii ki kahvaltıya sadece kahveyle başlıyordum ama saat 12.30 daha ben bir şey yemiş de değilim. Kahvemden bir iki yudum aldım. Şimdi ne göstereceğim size? Yulafın biraz soğuya dursun. Hatta bunu diğer masaya alayım. Burada patatesin falan toprağa dökülmesin. Geçen patateslerimle ilgili
işte ıslak nemleniyor dediğim için bana şey yazmışsınız. Güzelcim, patateslerin hava alması gerekiyor. Hava alacak bir şeye koy diye. Bu benim daha önce şey sepetimde, bu soğan ve patates sepetinde olan el bezimdi pamuktan. Bu hatta lekeler, soğan lekesi, ben bunları çıkaramadım. Tekrar aynısını kullanacağım. Bu bunun bezi yani. Böyle. Sizin sözünüzü dinleyeceğim ve patateslerin hepsini havalansın diye boşaltacağım. Ama önce şu kuru olanları alta boşaltayım. Bu arada bana patates de lazım şimdi. Malzememi hazırlıyorum. Borş çorbası yapacağım ama pancarsız. Pancarım var ama pancarlı Aras yemediği için pancarsız yapacağım. Şöyle üstlere dağıtıyorum. Bunu da terasa bırakacağım. Yani kapalı yerde, dolapta değil de terasta olsun. Bu geri kalan 4-5 tane patatesimi zaten yemeğe kullanacağım. Onlar kalsın. Şöyle nemelmeye başlamış zaten. O yüzden bu şekilde ağzı açık kalsın. Soğanı da poşette mi muhafaza edeyim? Bir baş soğan lazım olacak çorbam için. Bunu bu şekilde mi götüreyim? Soğanı dolaba mı koyayım? Bilemedim. Ya da şöyle bir köşeye ayarlayayım. Bunu da böyle koyayım. Bu sepeti dışarıya terası bırakacağım. Lahana mı? 2 havucu mu? Soğanı mı? 5 patatesimi. Bunların hepsini hazırlayacağım. Ondan sonra biraz salça çıkaracağım. Ve zeytinyağı. Zeytinyağında önce soğanı ve havucu birazcık kavuracağım. Sonra patatesi atacağım. Küp küp soyup doğradığım patatesleri atacağım. Onları da birazcık kavuracağım. Borş yemeği yapacağım yani. Önce ön hazırlığını yapayım. Aşamalarını da size mutlaka çekeyim. Tarif olsun. Tariflerimi çünkü seviyorsunuz. Deneyenler varmış gösterdiğim tarifler arasında. Bu da beni tabii ki mutlu ediyor. Ama önce bunları soyayım, hazırlayayım, doğrayayım. En son birbirlerini birleştirme, hazırlama aşamasını mutlaka göstereceğim size. Tencere niye patlıyor bilmiyorum. Hep benim şansıma. Ocak temizlemeyeceğim diyorum. İlla yağ patlıyor. En sinir olduğum şey, beni artık biliyorsunuz yani. Zeytinyağını yağ ısıttım. Bir baş soğan küçük doğradım. Ben soğanı çiğ sevmiyorum ama yemeklerin içinde pişmiş ya böyle hafif kavrulmuş soğanı çok seviyorum. Yakıştırıyorum da. Bu birazcık kavrulsun. Gelelim sizinle buradaki hazırlığa. Bu soğanları arasa dürüm yapacağım. O yüzden ayırdım. Tavuk döner dürüm. Şimdi sebzelerimi koydum, yıkadım. Aslında havuçları rendeleyerek atıp kavurursak soğanla beraber daha lezzetli oluyor ama böyle tatlımsı bir tadı oluyor. Onu da ben çok sevmiyorum çorbada tatlı hissini. O yüzden şöyle yapacağım. 2 tane küçük boy havuç. Bu tam bir böyle kış vitamin çorbası. Ben bu çorbayı böyle sebze çorbalarını seviyorum açıkçası. Tabii ki orijinalinde kemikli hani Azerbaycan'ın da deyimiyle sümüklü etten ya da tavuktan da oluyor. Kırmızı etten de oluyor. Orijinali bir de pancar oluyor bunun içinde. Üzerine yeşillik. Üzerine yeşillik yapacağım. Dereotum vardı frizde. Geçen hafta sizinle beraber doğrayıp atmıştık. Havuçları da atalım. Havuçlar da kavrulsun. Sonra küp küp soğanla patatesler. Bu aşamadan sonra birazcık salça koyacağım. Patatesten önce. Sizin de başınız döndü. Bir oraya bir buraya. Bulaşık makinemi çalıştırdım bu arada. Tam dolmadı ama olsun. Gelince en azından bulaşık makinesindekiler temiz olsun. Yerleştiririm. Arasa tavuk döner dürüm hazırlayacağım. Hani olur da bu çorbayı içmezse diye. Ama sonra düşündüm. Dedim ki eğer olur da Aras geldikten sonra çıkacak olursak Aras'ı da götüreceğim. Çünkü annem şöyle bir mesaj yazmış. Kızım kardeşin
uyku düzeni bozulmuş. Bugün dinlenecekmiş. Yani randevuya gitmeyecekmiş. Başka zamana randevu alacakmış. Midesi için. Ve hani biz aslında İbrahim için acele ediyorduk biraz erken çıkalım diye. Acelemiz de olmadığı için dedi biraz erken gidelim. AVM'de gezeriz dedi. Tamam dedim ben de. Çok çok iyi olur. AVM işin içine girince aklıma Aras geldi. Aras da sever AVM'ye gezmeyi. Arabayla gidiyoruz, boş araba. Neden çocuğumu da götürmeyeyim ki diye düşündüm. Otobüs falan olsa gene hani zor olur diye götürmezdim. Sanırım şöyle düşündüm, Aras'ı da alacağım. Dün aslında annem teklif etmişti, kızım hani Aras'ı da götürelim, ben ona burger sözü verdim dedi. Burger'e uğrarız dedi. Ben dedim ki anne hani yetişemeyiz. Aras zaten anca 3 gibi evde oluyor. Biz 3 gibi çıkmamız lazım. Kardeşim randevusuna yetiştirmemiz gerekiyordu çünkü. Ama bugün öyle muayenesi iptal ettiyse bizim de bir acelemiz yok. 5.30'da annemin muayenesi. Oğluşumu da götüreyim. Bence de iyi olur. Şimdi patatesleri sizin dediğiniz gibi sepette açık bir şekilde dağıttım. Terasa koydum. Hava alsın. Daha kolay kurur dediniz çünkü bana. Patatesler böyle. Bu tarafta da hemen salçamızı atalım. Dürümü arasa yine de yapsam mı? Yanımıza alır mıyız? Gerçi buradan AVM'ye gideceğiz. Hani eğer orada burger yiyecekse. Döner de yolda mahvolur diye düşünüyorum. Bilemedim. Normalde lavaşımı, tavuğumu, şeyimi, marulumu falan hep çıkarmıştım. Ama olur da yetişemezsek. Bekler miyiz ki acaba arası? Neyse onu son dakikalarda hallederiz. Acelemiz yok. Acelemiz yok dediğimde daha hazırlanacağım. Saat 1'e 20 var. Evi süpüreceğim. Arasının evresimini değiştireceğim. Yemeği hazır etmiş bulunmam lazım. Bu çorbanın yanına biraz da pirinç pilavımı yapsam diye düşündüm. Yoksa gene kararsız, aceleci birini boş. Bu azıcık bir kaynasın, kavrulsun. Aslında direkt suyunu da koyabilirim. Patatesi de kavurabilirim. Hiç fark eden bir şey yok. Kahvaltımı da yapamadım. Kaldı öyle. Kahvem de soğudu bu arada. Yeşil biberi de atabilirdim. Acı olsun diye. Yeşil biberiniz varsa yeşil biber de doğrayabilirsiniz. Charleston bende yoktu. Birazdan suyunu vereceğim. Biz sizinle lahanayı doğrayalım. Evi süpürmeye yetiştirebilecek miyim? Aklım sadece orada. Lahanayı küçük boy aldım. Bir çorbaya bir de kapuska yemeğini haftada iki kere yeterli olur diye düşündüm. Bu hafta gene gidersem pazara ki gitmem lazım. Sebzemden pek bir şey kalmadı. Alacağım. Pırasa mutlaka alacağım. Ispanak geçen hafta almıştım. Düfrizimde de var. Biraz artmıştı yarım kilo ıspanağım. Düfrizi temizledim, kaldırdım. Patlıcan bu hafta yemeğini yedik. Patlıcan almam. Kabak yemeği alabilirim. Kabak alabilirim. Kabak yemeği yaparım. Haftalık böyle pazardan ona göre ayarlıyorum. Haftanın en az 3-4 günü sebze yemeği pişiriyorum. Pişirmeye çalışıyorum. Geri kalan acil günlerde hani oluyor mesela oluyor. Zamanım olmuyor ya da bir anda yemek yapıyorum. Makarna yapıyorum. Makarna da haftada bir kullanıp tüketiyoruz. Pilav yapıyorum. Bulgur pilavı, pirinç pilavı. Onlar da menümüzde var yani. Gördüğünüz gibi böyle doğruyoruz. İri iri ve ince uzun olacak. İnce uzun derken hafif kalın ama uzun olacak şekilde doğruyoruz şeyi. Ispanağı. Dibi tutsun hiç önemli değil. Üzerine su eklediğiniz zaman o zaten dibinin tuttuğu tat bile ayrı bir şey verecektir ona. Hemen suyumu getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. İki litre kadar su döktüm. Tuzunu koyacağım. Bunun ağzını kapatacağım. Patatesler hafif piştikten sonra, hatta belki tam piştikten sonra ama çok dağılmayacak. Lahanasını ilave edeceğim. Lahanayı da böyle bir 5 dakika kapatmaya yakın atacağım. Onu da hafif diri, hafif böyle pişmiş yaptıktan sonra kapatıyoruz. Üstüne istediğiniz baharatları, istediğiniz yeşilliği, ben de dediğim gibi dereotu koyacağım. Maydanozum da var ama maydanoz Aras sevmez.
Ah ah ah. Orijinalliklerini, yemeklerini o kadar bozuyorum ki benimkiler şunu yemiyor, bunu yemiyor diye. Tamam. En azından yemeğimiz aradan çıktı. Sevindim. Bunun kapağını kapatalım. Bu pişe dursun.